Cemevi saldırısına partilerden ortak tepki var. Ankara'da önceki akşam 3 cemevine birden saldıran alçağı hem tüm partiler hem toplumun her kesimi şiddetle kınayıp lanetledi. Cemevlerine saldıranlar alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Benden de bu kadar. Öyle değil mi? Cemevlerine saldıranlar. Bu alçaklar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Neyi amaçlıyorsun? Türkiye'yi mi karıştırmak istiyorsunuz? Kardeşi kardeşe mi düşürmek istiyorsunuz? Şerefsizler, alçaklar, namussuzlar. Mamak'ta önceki akşam Şahı Merdan Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne, Çankaya'da ise Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Merkezi'ne girerek vatandaşlara saldıran AÖK, A öküzü affedersin, gözaltında. Ankara Emniyeti kasten yaralama ve zarar verme olayını soruşturduğunu belirtti. Bu bir kişi değil. Saldırgan bir kişi olamaz. Arkasında kimler var? Kimler provoke ediyor? Türkiye'de aktif bir şekilde faaliyet gösteren hangi yabancı vakıflar bunları besliyor? Arkasında kimler var? Türkiye'yi kimler karıştırmak istiyor? Oradan Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye alçakça sözler söylüyor. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı cevabını veriyor. Aynı anlarda özellikle cemevlerine saldırı oluyor. Yani çok enteresan. Burada Alman vakıflarını özellikle masaya yatırmak lazım. Amerikan vakıflarını masaya yatırmak lazım. Yabancı vakıfların tamamını kimler yönetiyor? Kimler var? Kimler irtibatlar? Kimler iltisaklar? Parasal şeyler nereye gidiyor? Takip etmek lazım. İzmir'de yaşayan ve inşaat işçisi olarak çalışan Ahmet Ozanka kendi aracıyla geldi Ankara'da. 45 dakikada 3 ayrı noktaya gidip vatandaşlara saldırdı. İzmir'de yaşıyor ve inşaat işçisi. Yani bu adam durup dururken Ankara'ya gider de cemevlerine saldırır mı? Arkasında kimler var? Yani İzmir'de de cemevleri var. İzmir'de mesela saldıracak kişi, kendi saldıracak olan kişi İzmir'de saldırır. Gidip Ankara'da saldırmaz mesela. Şimdi arkasında birileri var bunun. Arkasında kimler provoke ediyor? Kimler yönlendiriyor? Kaç para aldı? Kimdir bu? İl midir? Cin midir? Kimler var ya? Yani Türkiye'yi neye karıştırmak istiyorsunuz kardeşim? Bize huzur ve mutluluğumuzu niye bozmaya çalışıyorsunuz? Şimdi sabah sabah konuşturuyorsunuz adamı. Diyanet de kınadı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak mesajı verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Lanetliyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili saldırıya uğrayan derneklere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırı şiddetle kınadığını duyurdu. Gerçekten de ben de şiddetle kınıyorum ama o kişi bir kişi değil. Arkasında kimler var? Hangi uluslar var? Bunu çok iyi masaya yatırmak lazım. Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışıyorlar. Ama Hürriyet manşetinde diyor ki Türkiye bu oyuna gelmez diyor. Türkiye bu oyuna gelmemeli. Birbirimize düşürmemeliler. Onlar bizim canlarımız, kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz ve özellikle ben şunu savundum, tekrar savunuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün camiler, mescitlerde hocaların atanması, maaşların ödenmesi, genel giderlerin karşılanmasıyla hazineden bütçe alıyor ya. Evet, şimdi bence hazine cemevlerinin giderleri, dedelerin maaşları, tüm giderleri için de karar alması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu kararı çıkarıp cemevleri de ibadethane olarak açılması lazım. Bunu açık ve net söylüyorum. Yani bu konuyla ilgili gerçekten ciddi bir şekilde bu konu masaya yatırılmalıdır.